ve İzmir Enternasyonel Fuarı'nda onur konuğu olarak bu ikinci atağı yapmış bulunuyoruz. Bizi onurlandıran bu karardan dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız İSVAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tunç Soyer'e huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki İSVAŞ ailesine de bu süreçte bizlere çok destek verdiler, çok emek verdiler. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İzmir'in bu jestine karşılık biz de Ekim-Kasım aylarında Kahramanmaraş'a İzmir'deki tüm belediye başkanlarını gezmeye götüreceğiz. Orada biz de onlara ev sahipliği yapacağız. 6-15 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye'nin ilk ve tek genel ticaret fuarı 88. İzmir Enternasyonel Fuarı'nın en güzel ziyaretçi noktasında Kahramanmaraş'a 1750 metrekare sergi alanı tahsis edildiğini de belirtmek isterim. Kahramanmaraş'ın marka değeri yüksek tüm firmalarıyla burada olup Kahramanmaraş'ı burada tanıtacağız. Kahramanmaraş'ın bütün yönlerini, ekonomik, sosyal, kültürel değerlerini İzmir'imize taşıyacağız. Burada sergileyeceğiz. Fuarda İzmir'imize çok büyük sürprizlerimiz olacak. Kaynağından ilk başta tabii lokomotif olan dondurması ve onun yanı sıra birçok sürprizlerimizle burada paneller, toplantılar, kültürel, sanatsal gösteriler düzenleyeceğiz. İzmir Enternasyonel Fuarı'nın bu kadim Akdeniz kentinin bilinirliğini, marka değerini artıracağına inanıyoruz. Mevcut markalarını ise sadece İzmir'e, Türkiye'ye değil, onlarca ülkeye tanıtacak bir tanıtım seferberliğinin başlangıç hamlesi olacağını düşünüyoruz. Tarihi dokumuzu Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze kadar uzanan başarı hikayemizi büyük bir gururla anlatacağız. Ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti bizim için çok önemlidir. Çünkü bizim Çin'le çok ciddi tekstil bağlantılarımız var, alışverişlerimiz var. Bu yönüyle Kahramanmaraş için Çin ayrı bir anlam taşımaktadır. Çok güçlü firmalarımız, markalarımız, milletimize anlatacağımız zengin bir mutfağımız var. Buradaki temamız Kahramanmaraş'ın Akdeniz kenti olduğu, o iklime, doğal ve sosyal dokuya, kültüre sahip olduğu vurgulanarak coğrafi değerlerini öne çıkararak tanıtacağız. İkincisi ise kentimizden bütün dünyaya yayılan emsali, lezzeti, kalitesi asla taklit edilemeyen dondurmanın her nevini burada tanıtacağız. Üçüncüsü ise en önemlisi Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık madalyasına, unvanına, onuruna sahip bir şehri bu zaferinin 100. yılında saygıyla anacağız. Ve önümüzdeki yıl Kahramanmaraş'ta kurtuluşumuzun 100. yılı büyük bir coşkuyla kutlanacak. Onu da bu fuarda büyük bir gururla tanıtacağız, duyuracağız. Fuarın bilinirliği illerin, şehirlerin önüne geçmiştir. Özellikle turizm, tarih, astronomi, arkeoloji, iklim, doğal, kültürel doku, organik yaşam, gastronomi odaklı tanıtım yapan kentlerin çehresi değişmiştir. Kahramanmaraş'ta tanıtımda yeni bir kahramanlık destanı ve başarı hikayesi yazmaya hazırdır. Bütün İzmir'i huzurunuzda, fuar alanında standımıza ziyaretinizi bekliyoruz. Sizlere orada çok güzel sürprizlerimiz olacak. Huzurunuzda herkesi
fuar, bir Beyoğlu hole bekliyoruz. Ve sizleri ağırlamaktan, sizleri misafir etmekten büyük bir mutluluk duyarız. Evet, burada bulunan İsbaş ailesinden Sayın Genel Müdürümüz Canan Karaosmanoğlu'na da ben mikrofonu vermek istiyorum. Onun da duygularını alalım. Başkanımız da ifade ettiği gibi İsbaş Kaynaklar Fuarı Türkiye'nin ilk ve en eski genel ticaret fuarı olarak bu senede kapılarını açıyor. Ve Türk fuar sektörünün beşiği olarak pek çok ili, pek çok ülkeyi ve hem Türkiye'den hem dünyanın her yerinden pek çok katılımcıyı bir araya getiriyor. İzmir Enternasyonel Fuarı bu sene Eylül ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahibi ve Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenecek. Ve geleneksel rolümüzü ticaret, yenilikler, teknoloji gibi odaklarımızla sürdürmeye devam edeceğiz. Genel ticaret fuarı karakterimizde küresel çapta sektör liderlerini, ileri teknolojiyi, Ar-Ge gelişmelerini halkla bir araya getirmeye çalışacağız. Fuar süresince Kültür Park'ın halka açık olması nedeniyle bu yılda 1,5 milyonun üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Aynı zamanda uluslararası ve yerli birçok katılımcıyı bir araya getiren 10 günlük fuarda pek çok konser, sinema, sanat etkinliği, kültürel aktiviteler de olacak. Aynı zamanda fuar süresi öncesinde Swiss Hotel'de yabancı birçok delegasyonun katılımı ve Ticaret Bakanlığımızın da desteğiyle İzmir iş günlerini düzenleyeceğiz. Ve burada bakanlık düzeyinde ticari çalışmalar ve görüşmeler yapılacak. 88. İzmir Enternasyonel Fuarımız bu yıl 18.370 metrekarelik sergi alanında düzenlenecek. Ve başkanımızın da ifade ettiği gibi partner ülkemiz Çin olacak. Bu konuda biz de çok heyecanlıyız. Çünkü biliyorsunuz Çin'in bütün Çin'den Avrupa'ya kadar olan coğrafyayı ihya etme projesi olan Bir Kuşak Bir Yol, İpek Yolu projesi ve İzmir'de bu duraklardan biri olduğu için İzmir'imiz için Çin'in de büyük önemi var. Hem İzmir İş Günlerine hem de İzmir Enternasyonel Fuarı'na Çin partner ülke olarak katılacak. Başkanımızın da ifade ettiği gibi bu yılki ilk onur konuğu ilimiz Kahramanmaraş olacak. Burada Maraşlı dostlarımızla birlikte bu açıklama yapmaktan biz de çok mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda bu sene fuarımızı farklı bir renkte şu olacak. Rozan girişinde açacağımız kitap fuarıyla, kitap sergisiyle orada ünlü yayın evleri, yazarlar, imza günleri ve söyleşiler yapılacak ve fuarımızda böyle bir renk de katmış olacağız. Aynı zamanda Tarkem ile ortak gerçekleştirdiğimiz uzun havuzun etrafında yerleşecek olan Kemeraltı Sokağımızda da bu sene İzmir'in tarihi kültürel yanında ön plana çıkaracağız. Dediğim gibi 1,5 milyon üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Kahramanmaraş'ın onur konuğu illerimizden biri olmasından dolayı biz de çok memnunuz. Heyecanla sizin sürprizlerinizi bekliyoruz. Kahramanmaraş'a tatları, tarihi ve kültürel dokusuyla birlikte bu yıl fuarda onur konuğu illerden biri olarak bizlere katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın teşekkürlerini iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum.